Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de öğle bültenine hoş geldiniz. Yoğun bir gündem var. Bu saat dilimi itibariyle baktığımızda manşette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları yazıyor. Geride bıraktığımız saat diliminde NTV yayınına konuktu. Gökhan Gerçek'in sorularını yanıtladı Bakan Soylu ve iki önemli konuda iki çok önemli açıklama yaptı. İlki Suriyelilere bayram izni verilecek mi verilmeyecek mi kendi ülkelerine dönmek için. Çünkü hatırlayacaksınız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli giden bir daha geri gelmesin demişti. İçişleri Bakanı da bir kısıtlamadan bahsetmişti. Evet, bu yıl bu bayramda Suriyelilere ülkelerine gitme izni verilmiyor. Bir diğer başlık, son iki gündür terör saldırıları yaşanıyor, bombalı saldırılar. İşte o saldırılara ilişkin açıklama yaptı İçişleri Bakanı ve faillerin tespit edildiğini söyledi. Her iki başlıkta da açıklamalarını ekrana taşıyacağız. Önce Suriyeli sığınmacılarla başlayalım. Geçen hafta itibariyle sınır geçişini yöneten valilerimize de bir bayram izni verilmeyecek dedik. Ve şu anda bayram izni verilmiyor. Gideceğer Çoban Bey, Aziz, Mare, Elbap zaten burada, buralar güvenli bölge olmuş. Buraya gidenler bu güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi, yani milletimiz madem bayramda oraya gidiyorlar, demek ki oralar güvenli, orada kalsınlar diyorlardı. Çok doğal olarak milletimiz tarafından da konuşuluyor. Suriyeli sığınmacılara bayramda ülkelerine gidip ardından geri dönmeleri için izin verilmeyecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamayı NTV yayınında yaptı. Güvenlik sağlandığında Suriyeliler ülkelerine geri dönecekler dedi. Suriyeliler de oradaki karışıklık bitecek ve geri dönecekler. Hem güvenli hale getirdiğimiz hem gönüllü olarak geri döndürdüklerimize döndürüyoruz ve döndürmeye devam edeceğiz. Tutmayacağız burada. Çocukları gönderelim o zaman. Güvenli bölgeyi tesis edeceğiz ve koyacağız. Bakan Soylu, Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesi ve bunun siyasi ya da demografik yapıya etkilerine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. Oy kullanabilecek kişi sayısı 113.654'tür toplam. Bunlar üzerinden Türkiye'nin demografik yapısının değişecek. Türkiye'deki siyasal sistemde ve seçim döneminde bunlar etkili sonuç oluşturacak sözlerini üretmek yalandır, provokasyondur. Bakan Soylu sınırlardan kaçak girişleri önlemek için alınan önlemleri de anlattı. Türkiye'nin kaçak göçmen merkezi haline getirilmesine izin vermeyiz dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul ve Bursa'daki bombalı saldırıların faillerinin tespit edildiğini açıkladı. Soylu saldırıları PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütün gerçekleştirdiğini söyledi. İstanbul'daki ses bombası diyebileceğimiz boru tipli bir bomba, pil düzeniyle çalışan bir bomba. Bursa'daki daha ziyade el yapımı patlayıcı ve uzaktan kumandalı bir patlayıcı. Bursa'daki olayın da İstanbul'daki olayın da failin o akşam itibariyle tespit ettik. İstanbul'daki olayın failini öğleden sonra hemen tespit ettik. Bursa'daki olayla 2019'da yaşadığımız Adana'daki olay birbiriyle benzer olaylar. Terör örgütünü işaret eden olaylar. Bursa'daki ona benziyor. MLKP terör örgütü. Bizim tespitimiz öyle. İstanbul'daki de DKP BÖK. PKK'ya taşeronluk yapan iki terör örgütü. Biri MLKP, biri DKP BÖK. İkisini de tespit ettik. İkisinin de kişiliklerini ve kimliklerini de. Bursa'daki hücreyi yani yaklaşık 8 aydır arıyoruz. Böyle bir eylemin varlığını veya böyle bir eylem olabilme ihtimalini değerlendirdiğim için arıyoruz. Akşam saat 20.05 civarlarında koymuş bir çalılığın içerisine ve araç geçerken de uzaktan kumandayla uzaktan bir yerden patlatmış. Görüntü alabildiniz yani, mi? Yani görüntü de var, hepsi var. Yani bütün bilgilerimiz var. Biz bu tip eylemlerin olabileceği konusunda elbette ki istihbari bilgiler var. Terörle mücadele demişken önemli bir operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda PKK-YPG'nin iki üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT operasyonunda PKK-YPG'li Rodin Abdülkadir Muhammed ile Rania Henan etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Türkiye-Suriye sınırında güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği belirtildi. Operasyona ilişkin açıklamada teröristlerin içinde bulunduğu araçların imha edilmiş fotoğraflarına da yer verildi. Pençe Kilit operasyonuna ilişkin son durumu, son bilgileri de aktaralım. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Kilit Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı. Pençe Kilit Operasyonu 18 Nisan'da Metina, Zap ve Avaşin Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik olarak başlatılmıştı. Operasyon karadan ve havadan sürüyor. Elektrik zamlarına tepki olarak faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi. CHP lideri geceyi eşiyle birlikte gaz lambasıyla aydınlattıkları evlerinde geçirdi. Bir hafta boyunca eşiyle birlikte karanlıkta kalacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu eylemin bir sivil itaatsizlik çağrısı olmadığını, bir direniş olduğunu söyledi. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Sevgili halkım, adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Halkımın acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım. Elektrik zammını protesto etmek amacıyla faturalarını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte tüplü lambayla aydınlattıkları evlerinde açıklama yaptı. Karanlıkta kalan aileler için mücadele ediyorum dedi. 4 milyona yakın abonenin elektriği kesilmiş Türkiye'de. Onların sesi duyulsun diye bu yola girdim. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildi. Bu bir direniştir. Sizin hakkınızı arama mücadelesidir. Mücadelem ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. Evinin önünde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 5 siyasi parti liderinin de kendisini telefonla aradığını söyledi. Bugün Meral Hanım'la konuştum. Tabii dedi ki elektrikler kesilecek ama asıl sıkıntıyı Selvi Hanım çekecek diye. Önemli değil. Önemli olan elektriksiz kalan evlerde yaşanan dramın 84 milyona duyurulmasıdır. Bunun için eğer bir sıkıntı varsa o sıkıntıyı büyük bir keyifle çekeceğiz. Elektriği kesilen aileleri ziyaret edeceğini de vurgulayan Kılıçdaroğlu, hükümete elektriğe yapılan zamların geri çekilmesi, enerjide KDV'nin sıfırlanması ve asgari ücretten az kazananların elektrik faturalarının çekle karşılanması çağrısı da yaptı. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi 27-29 Nisan tarihlerinde ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 12 milyona yakın emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre işçi emeklileri maaş ödeme günlerine göre 27 ve 28 Nisan'da ikramiyelerini alacak. Buna göre maaşlarını her ayın 17, 18, 19, 20 ve 21'inde alanların ikramiyesi 27 Nisan'da hesaba yatacak. Maaşlarını her ayın 22, 23, 24, 25 ve 26. günlerinde alanların ikramiyelerini de 28 Nisan'da hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ikramiye ödemesi 29 Nisan'da yapılacak. Memur emeklilerine ise hem bayram ikramiyeleri hem de bayram nedeniyle öne çekilen Mayıs ayı maaşları 29 Nisan tarihinde ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi, memur ve emekli maaşlarında düzenleme için Temmuz ayına işaret etti. Isparta'da konuştu Bilgin. Enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı gerekli düzenlemeyi yapacağız dedi. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemelerin haberini vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl başında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla biz en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya getirmiştik. Ayrıca bunun üzerinde de %30'un üstünde bir artış gerçekleştirmiştik. Enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirmiştik. Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemenin şimdiden haberini vermek istiyorum.
Kamuoyunun yakından dikkatle takip ettiği bir cinayet davası. 28 yaşındaki Başak Cengiz, İstanbul Ataşehir'de yolda yürürken samuray kılıçlı saldırgan tarafından öldürülmüştü. Hatırlayacaksınız o olayı. İşte bu cinayete ilişkin yargılama süreci devam ediyor. Sanık Can Göktuğ Boz hakim karşısına çıktı. Ayrıntıları Kartal Anadolu Adliyesi'nden Melike Şahin aktaracak bize. Melike, bugün bir karar çıkar mı davada? Ahmet Arpat, bugün bir karar çıkacak. Duruşma görüldü ve mahkeme heyeti karar vermek için bir ara verdi. Yarım saatlik bir aranın içindeler. Bunun ardından Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada karar bugün açıklanacak. Can Göktuğ Boz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Canavarca hisle öldürme suçlamasıyla yargılanıyor ve savcı mütalasında takdir indiriminin uygulanmamasını istemişti. Sanık avukatları bugün için mahkemenin aslında duruşmanın bugün ertelenmesinin nedeni yeniden bir akli dengesi yerinde değildir raporunun alınmak istenmesiydi. O rapor da bugün mahkeme heyetine ulaştı. Aslında duruşma başlamadan dakikalar önce ulaştı. Adli Tıp Yüksek İhtisas Kurulu'ndan bir rapor geldi. Adli Tıp Yüksek İhtisas Kurulu bugüne kadar alınmış tüm raporları, Can Göktuğ Boz'un daha önce gördüğü tedavileri, şizofreni tanısını ve diğer uzmanların bütün görüşlerini değerlendirdi ve bunun sonucunda bir kararı vardı ve bir rapor hazırladı ve Can Göktuğ Boz'un cezai sorumluluğunun tam olduğunu açıkladılar. Bu raporda cezanın işleniş şekli, cezanın işleniş motivasyonu, öncesi ve sonrasındaki davranış şeklinin akli dengesinin yerinde olmadığına işaret edecek şekilde bir durum teşkil etmediğini belirttiler ve cezai sorumluluğunun tam olduğunu beyan ettiler. Mahkeme heyeti de hakim de bunu okudu ve sanıklara bunu tebliğ etti. Aslında Başak Cengiz'in ailesinin avukatları bu sonucu bekliyorlardı, ancak sanık avukatları Adli Tıp Yüksek İhtisas Kurulu'nun kararına güvenmediklerini söylediler ve yeniden bir üniversite hastanesinden yeni bir rapor talep edilmesini istediler. Adli Tıp Yüksek İhtisas Kurulu'nun adli tıptan alınmış olan raporu koruyucu şekilde tavır aldığını belirttiler. Ancak mahkeme heyeti yeniden bir rapora gerek duymadığını belirtti ve kararın açıklanacağını söyledi. Yeniden Can Göktuğ Boz'a, sanık avukatlarına ve Başak Cengiz'in ailesine söz verildi. Can Göktuğ Boz söyleyecek bir şeyinin olmadığını söyledi. Yaklaşık yarım saat içinde duruşma yeniden başlayacak ve bugün karar çıkacak. Samuray kılıcıyla yolda yürüyen Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi talebi var. Bunu dakikalar içinde öğrenmiş olacağız Ahmet Arpat. Melike Şahin aktardı. Türkiye'nin kronikleşmiş sorunu kadın cinayetleri maalesef. Üç kentten kadına saldırı haberi geldi ve saldırganlar yine tanıdıktı. Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi. Konya'da eşinin silahla vurduğu kadının durumu ağır. Kayseri'de de saldırgan anneannesini öldürdü. Dört ay önce cezaevinden çıktı. Çocukların velayetini görüşmeye silahla gitti. Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü. Olay Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşandı. 34 yaşındaki Turana Umayev, boşanma aşamasındaki eşiyle bir çay bahçesinde buluştu. Çocukların velayeti konusunda konuşmaya başladılar. İlerleyen dakikalarda ikili arasında tartışma çıktı. Elvin Umayev yanındaki silahı çıkarıp kadına ateş açtı. Ardından teslim oldu. Başından vurulan kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan saldırganın 10 yıl cezaevinde kaldığı ve 4 ay önce tahliye olduğu öğrenildi. Bir kadın cinayeti haberi de Kayseri'den geldi. Yeşilhisar ilçesinde 32 yaşındaki İsmail Alkız birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhçan'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle 76 yaşındaki anneannesini darbetti. Daha sonra da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Havva Ruhçan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Anneannesini öldüren Alkız ise gözaltına alındı. Konya'da da bir kişi otomobille giderken eşiyle tartışmaya başladı. Ardından silahını çıkarıp eşini yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgansa olay yerinden kaçmaya başladı. Polislerin peşinde olduğunu fark eden saldırgan kaza yapınca yakalanacağını anladı. Eşini vurduğu silahla kendi yaşamına da son vermek istedi. Ağır yaralanan saldırgan tedavi altına alındı.
Rusya'nın Ukrayna saldırısında 58. gündeyiz. Ruslar Mariupol kentini ele geçirdiklerini açıkladı. Kiev yönetimi ise kentin bir kısmının hala kendi kontrollerinde olduğunu savunuyor. Rusya işgali altındaki Mariupol'den gelen yeni uydu fotoğrafları kentte toplu mezarların arttığını gösteriyor. Çok çarpıcı ayrıntılar bunlar. Teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşılan görüntüler kentin yaklaşık 20 kilometre batısında bir mezarlığın yanında çok sayıda yeni mezar kazıldığını ortaya koydu. Bakın o fotoğraflar sırayla gelsin. 19 ve 3 Nisan arasında çekilen fotoğraflarda yaklaşık 200 yeni mezar görülüyor. Putin'in Mariupol'ü aldık açıklamasına hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Ukrayna'dan da yalanlama var dediğimiz gibi. Ona da bakacağız ama bakın fotoğraflar nereden başladı? Buradan başladı ve ta böyle açıldı. Yüzlerce mezar açılmış. Sivil ölümleri bölgede çok fazla. Dediğimiz gibi Mariupol'ü iki tarafta kontrol ettiğini söylüyor. Rusya Genelkurmay Başkanlığı ise operasyonun ikinci aşamasının amacını sadece Donbas'ın değil bütün Güney Ukrayna'nın ele geçirilmesi olarak açıklıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın en büyük cephelerinden biri olan Mariupol'de zafer ilan etti. Rusya için Kırım'la Donbas arasında kara köprüsü görevi görecek liman kentinin kurtarıldığını söyledi. Ancak Putin'in iddiasına hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Ukrayna'dan yalanlama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin ardından Amerikan yönetimi de Ukrayna güçlerinin kentte bazı mevzileri tuttuğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Mariupol'de zafer ilanını yeni bir dezenformasyon olarak niteledi. Putin, Mariupol'deki çelik fabrikasına baskından da vazgeçildiğini duyurdu. 11 kilometre karelik dev tesisteki binaların altında sığınaklar ve tüneller bulunuyor. Ukrayna, Putin'in kendilerini yenecek kadar askeri olmadığı için savaşmaktan kaçındığını iddia etti. İngiltere askeri istihbaratı da Rusya'nın fabrikaya topyekün saldırının ağır kayıplara yol açabileceğini söyledi. Putin'in tesisi ablukaya alma kararının güçlerini doğuda başka cephelerde kullanmasını sağlayacağını belirtti. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki saldırılara bu hafta hız verdi. Başkent Kiev ve ülkenin batısındaki Lviv gibi kentlerde uzun menzilli füzelerle hedef alınıyor. Rusya Savunma Bakanlığı gece yarısından bu yana 58 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. Hedefler arasında askerler, yakıt depoları ve askeri teçhizat var. 3 hedefin yüksek isabetli füzelerle vurulduğu belirtildi. Bakanlık bu hedefler arasında S-300 füze savunma sisteminin de bulunduğunu duyurdu. İngiliz askeri istihbaratı ülkenin doğusunda şiddetli çatışmaların yaşandığını açıkladı. Rus güçlerin yerleşim yerlerine ilerlemeye çalıştığı belirtildi. Savaşın başında verdiği kayıpların Rus ilerlemesini yavaşlattığı ifade edildi. Ukrayna ordusu da Rusların doğuda tüm cephelerde ve Harkov'da saldırıları artırdığını duyurdu. Amerikan yönetimi Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağını duyurdu. Bu silahlar arasında yeni geliştirilen hayalet dronlar da var. Hayalet dronlar hedefe saldırdığında kendini imha ediyor. İşte savaşın yarattığı yıkımın fotoğrafı. Bu fotoğraf Mariupol'de çekildiği bir sokak. Hemen hemen bütün yapılar yıkılmış, tahrip olmuş zırhlı araçlar var. Özellikle savaş alanındaki Rus gazetecilerin kaydettiği görüntüler Mariupol'deki yıkımın boyutlarını gözler önüne seriyor. Çatışmalar sırasında bir Rus tankı Ukraynalıların yerleştirdiği patlayıcının üzerinden geçti. Patlama anı ve sonrasında yaşananlar objektiflere yansıdı. Rus tankı Mariupol'de sokak çatışmasında. Ukraynalı direnişçileri bombalayan tank bir el yapımı patlayıcının üzerinden geçiyor. Görüntüler birkaç gün önce Rus savaş muhabiri Andrei Filatov tarafından kaydedildi. Azov sanayi bölgesi çevresindeki ağır çatışmalarda bir Rus tankı otomobil lastiğine yerleştirilen patlayıcıyla durduruldu. Patlama anı tankın kamerasından da görüntülendi. Rus tank mühendisliği
mürettebatının saldırıda yara almadığı anlaşıldı. Tankı terk eden mürettebat açık alanda kurşun yağmuru altında en yakındaki binaya doğru koştu. Güvenli bir alana ulaşıp kurtarılmayı beklediler. Bu görüntülerde yine aynı gazeteci tarafından aynı bölgede kaydedildi. Bu kez isabet alan üzerinde uçak savar silahı olan bir zırhlı. Rus askerleri tankların korumasıyla füzeyle vurulan zırhlıyı bölgeden uzaklaştırıyor. Rusların kentte yarattığı tahribat görüntülerin her karesine yansıyor. İsabet almamış bina, araç, hatta ağaç bile kalmamış. Rusya Mariupol'ü ele geçirdiğini açıkladı. Ama ardında binlerce sivil ölümü ve yıkımı bırakarak. Denizli'de evlerinin önünde oyun oynayan 9 yaşındaki çocuk 5 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden ölü taklidi yaparak kurtulmayı başaran çocuk yaşadığı şoku atlatamadı. Arkadaş çağırdı oynayalım diye. Beraber oynamaya gittiler. Sonra 5 dakika oldu olmadı. Ben balkonda bakıyordum zaten. Anne köpek ısırdı beni diye koşturmacı bağırarak ağlayarak geldi. Arkadaşıyla oyun oynuyordu. Köpeklerin saldırısına uğradı. Ölü taklidi yapan çocuk daha büyük bir felaketten kurtuldu. Hepsi birden de hani üstünü atıp atılabilir, yüzünü gözünü parçalayabilirlerdi. Yani Allah'tan ki küçük yaralarla kurtulduk yani. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde 2 Nisan günü 9 yaşındaki Tahir Mert Tunçkın arkadaşıyla dışarıya çıktı. Evlerinin önünde oyun oynadıkları sırada 5 köpek çocuğu baldırından ısırdı. Köpeklerden kurtulmayı başaran Tahir Mert korkuyla evine koştu. Hastaneye kaldırılan çocuğun baldırına 15 dikiş atıldı. Beklemiş o anda. Köpek ısırırken beklemiş. Beklemiş, köpek ısırmış. Bu köpek bırakınca eve kaçmış gelmiş. 9 yaşındaki Tahir Mert Tunçkın olayın üstünden günler geçmesine rağmen yaşadığı şoku atlatamadı. Bu köpek olayları çok arttı yani. Hani bir önlemini alsalar, hani mesela kaç tane çocuklar ısırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yapılacağı duyurulan ancak yapılmayan bilim kurulu toplantısının yüz yüze gerçekleşebilmesi için ertelendiğini söyledi. Adıyaman'da konuştu Bakan Koca, toplantıda okullarda maske zorunluluğu başta olmak üzere birçok konunun değerlendirileceğini belirtti. Yapılacak bu bilim kurulu toplantısının en önemli toplantılardan biri olacağını söylemiştim. Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftayı erteledik. Haftayı bekleyelim. Okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirmiş olacak. Bu konuda önerileri daha sonra değerlendirmek üzere de kamuoyuna zaten açıklanmış olacak. Ben bilim kurulunun bu anlamda alacağı öneri öncesi daha net bir bilgi vermesem iyi olur. Teşekkür ediyorum. 21 ilimizdeki yoğun bakımların kapatılmaya doğru gittiğini ve bu süreçte özellikle ilk pikten sonra şu an Türkiye'de hastane yükünün en az olduğu dönemi yaşıyoruz. Galatasaray 30 Nisan'da başkanlık seçimine gidiyor. Mahkeme genel kurul toplantısı ile ilgili aldığı tedbir kararını kaldırdı. Duruşmayı Gürkan Ak takip etti. Hemen kameralarımızı İstanbul Adliyesi'ne çevirelim ve haberin ayrıntısını Gürkan'dan dinleyelim. Gürkan. Galatasaray'da başkanlık seçiminin önü açıldı. Bildiğiniz gibi 26 Mart tarihinde gerçekleşen genel kurulda Başkan Burak Elmas ve yönetimi idari açıdan ibra edilmemişti. Dolayısıyla bu karar sonrasında soru işaretleri vardı ve genel kurul üyeleri genel kurulun usulsüzlükle gerçekleştirildiğini belirterek mahkemeye dava açtılar ve sonrasında mahkeme durumu değerlendirdi ve ihtiyadi tedbir kararı uygulamıştı ki
Sonrasında hemen tabii ki seçimin iptali ertelenmesi gündeme geldi ve Galatasaray camiasının hukukçuları da çalışmalarını yaparak kulüp olarak bu ihtiyadi tedbir kararına itiraz ettiler ve bugün o duruşma görüldü. Saat 11'de başladı duruşma. Galatasaray'da başkan adayları bizzat katılmadılar. Avukatları temsil etti. Aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykut Alp Derkan da mahkemede takip etti duruşmayı ve Galatasaray'ın kulübün istediği sonuç ortaya çıktı ve ihtiyadi tedbir kararı kaldırıldı. Bu ne demek oluyor? 30 Nisan'da belirlenen seçim takviminde Galatasaray yeni başkanını belirleyecek ki İki aday vardı. Biri Metin Öztürk, bir diğeri Eşref Hamamcıoğlu. 30 Nisan'da yapılacak seçimde bu iki aday artık sandık başına geçecek ve Galatasaray yeni başkanını belirleyecek. Bir diğer önemli detay da şu, ihtiyadi tedbir kararı kaldırıldı. Aynı zamanda mahkeme Burak Elmas'ın bu seçimde değil ama sonraki seçimlerde aday olabileceğine yönelik bir karara da imza attı. Bunu da Galatasaray'ın avukatlarından öğrendiğimiz bilgi olarak not düşelim. Bu seçimde sadece iki aday olacak belirttiğim gibi Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ama bundan sonraki seçimlerde eğer isterse Burak Elmas tekrar başkanlığa adaylığını koyabilecek. Gürkan Ak aktardı. Türk futbolunda tartışma yaratan 13 hakem kararından sonra göreve gelen Merkez Hakem Kurulu yönetimi ilk atamalarını yaptı. Sabri Çelik yönetimi Süper Lig'in 34. haftasında çok konuşulan listeden sadece Cüneyt Çakır'a maç verdi. Cüneyt Çakır Süper Lig'de 5 hafta sonra görev aldı. Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart'ta klasman dışı bıraktığı 13 hakem ve gözlemci arasında yer alan Çakır, kararın tahkim kurulundan dönmesinin ardından ilk kez maç yönetecek. Ferhat Gündoğdu'nun istifasından sonra MHK'nin başına geçen Sabri Çelik, deneyimli hakemi Süper Lig'in 34. haftasındaki Fraport'ta Antalya Spor, Yukatel Kayseri Spor maçına atadı. Çakır son olarak 6 Mart'taki Antalya Spor-Sivas Spor mücadelesinde düdük çalmıştı. Türk futbolunda büyük tartışma yaratan 13 hakem kararındaki listede yer alan diğer isimlere ise Süper Lig'de görev verilmedi. Bahattin Şimşek de Tugay Kağan Numanoğlu TFF 1. Lig'deki müsabakalara atandı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını Halil Umutmeler, Adana Demirspor Trabzonspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Altay Galatasaray maçını Volkan Bayarslan, Beşiktaş Kasımpaşa maçını ise Yasin Kol yönetecek. Kulüpler Birliği 13 maddesi kabul edilen spor yasasını endişeyle karşıladı. Vakıf, bazı maddeler finansal sorunların çözümünü çıkmaza sokacak nitelikte diyor. Kulüpler Birliği yeni spor yasası ile ilgili endişeli ve özür bekliyor. Vakıf açıklamasında yasanın bazı maddeleriyle çözümden çok sorun yaratacağını vurguladı. 20. madde finansal sorunların çözümünü çıkmaza sokacak niteliktedir. Mevcut madde borçlanmaya değil, finansman sağlamak amacıyla kullanılan temlik gibi araçlara odaklanmış, ayrıca borçlanma gibi hukuki ve mali anlamları değişken ifadeler net şekilde tanımlanmamıştır. Üstelik gelirlerin elde olmayan sebeplerle finansal sapmalara sebep olabileceği göz ardı edilmiştir. Hissedarlık yapısı başlıklı 15. madde ile spora kaynak sağlanması bakımından çok faydalı olabilecek yatırımcı girişi cazip hale getirilmek yerine engellenmektedir. Kulüpler Birliği özellikle maddi konularda Avrupa futbolunun patronu UEFA ile görüşmelerin çıkmaza girebileceği uyarısında da bulundu. Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı'nın meclisteki açıklamaları da ülke futbolunun gündeminde. Diyorlar ki siz bu yasayı çıkarırsanız yönetecek adam bulamazsınız başkan ve yönetici. Bak Türk milletine saygısızlık yapmayın, buradan hepinize söylüyorum. Türkiye'de 500 tane 1000 tane şerefli adam mı yok? Biz siz mi şereflisiniz yani? Kulüpler Birliği de özür beklediğini açıklamasında vurguladı. İstanbul merkezli bir kargo şirketinin yöneticileri farklı illerden 130 kişiye acentelik verdikten sonra topladığı 30 milyon lirayla kayıplara karıştı. Acente sahipleri ne olup bittiğini anlamak için İstanbul'daki genel merkeze gittiklerinde birkaç masa, sandalye ve hurda yığınıyla karşılaştı. 30 milyonun üzerinde bir mağduriyet var. İş yeri açma hevesleri kursaklarında kaldı. İddiaya göre 30 milyonluk vurgun yapan kargo şirketi tarafından dolandırıldılar. Birden kapattılar.
İstanbul Sancaktepe merkezli bir kargo şirketi yurt genelinde acentelikler vermeye başladı. Her ilde olmak üzere toplam 130 acente açıldı. İşte iş güzel olacak dediler. Bize güzel vaatlerle, son model arabalar, işte şeylerle hepsine geldiler. Müdürleri olsun, birkaç isimler, bunlar geldi. Biz de bunlardan acentelik aldık. Acente açmak isteyenlerden önce teminat ödemesi alındı. Teminat adı altında paraları alıp 4300 dolar gibi her acente başına para alıp bu paraları bize kullanmayacaklarını söylediler teminat bedeli olarak. İş yeri sahipleri her şeyin yolunda gittiğini düşünürken genel merkezden aldıkları telefonla şaşkınlığa uğradı. Birden kapattılar. Yani dediler ki arkadaşlar Karadeniz bölge kapandı. Sonra duyduk ki işte batıyor battı falan söylentiler çıkmaya başladı. Yetkililerin ulaşamayınca biz dedik şirkete gidelim. Uğur'da yığınlarını bırakmışlar. Şirketten kimse yok. Acentelerden yaklaşık 30 milyon lira toplayan şüpheliler aranıyor. Fransa'da seçime geri sayım sürüyor. Halk pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidecek. Macron ve Le Pen bugün artık son seçim gezilerini düzenliyorlar. Ayrıntılar için biz de Fransa'ya döneceğiz. NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan, anketler ne diyor? Anketler hala Macron diyor ama arada kapanıyor çok ilginç biçimde Ahmet Arpat. Son 24 saat içinde 3 anket birden yayınlandı. Bunlardan bir tanesi Emmanuel Macron'u %57'ye %43 önde gösteriyor. Yani o oranlarla seçimi kazanacağını söylüyor. Diğeri %55 %45 yine Macron diyor. Bir diğeri ise o da bugün yayınlandı sabah saatlerinde Macron'un %53'e %47 kazanacağını söylüyor. Yani bir hata marjı çerçevesindeyiz hala ve 2002'de de anketler Baba Le Pen'in o tarihlerde ikinci tura kalmayacağını bu oranlarla biteceğini söylemişti benzer oranlarla. Fakat Baba Le Pen ikinci tura kalmıştı. Anketler ilk turda da ilk iki aday için değil ama diğer adaylar için çok çok yanıldılar. Dolayısıyla şimdi herkeste böyle bir korku var. Özellikle Macron cephesinde böyle bir kaygı hakim. Senin de belirttiğin gibi artık bugün seçim kampanyasında son gün gerek Emmanuel Macron gerekse Marine Le Pen son seçim gezilerini, seçim mitinglerini bugün düzenliyorlar. Emmanuel Macron Fransa'nın güneyinde, Marine Le Pen ise Fransa'nın kuzeyinde bir halk pazarını geziyor bugün kameralar eşliğinde, haber kanallarının eşliğinde. Marine Le Pen dün gece, dün akşam saatlerinde daha doğrusu yine Fransa'nın kuzeyinde bir kentte bir seçim mitingi düzenledi ve bugüne kadar söylemediği bir şey söyledi, bir denklem ortaya koydu. O da dedi Fransız halkına seslenerek pazar günü 24 Nisan günü Macron ile Fransa arasında seçim yapacaksınız dedi. Zaten bu seçim biliyorsunuz milliyetçilerle küreselleşmeciler arasında bir seçim olarak gösterilmekte. Emmanuel Macron küreselleşmeyi, Avrupa Birliği'ni temsil ediyor. Marine Le Pen ise milliyetçi muhafazakar bir çizgide bildiğiniz gibi. Bir de son bir not daha vermek istiyorum. Avrupa Birliği de çok kaygılı bu seçimin sonucu konusunda. Marine Le Pen'in seçilmesi halinde Avrupa Birliği'nde de çok çok şey değişecek. Bu nedenle Almanya, İspanya ve Portekiz'in başbakanları Le Monde gazetesine ortak bir makale kalemi aldılar. Bu görülmemiş bir şey ve Fransız halkını Macron için oy kullanmaya çağırdılar Ahmet Arpat. Kayhan Karaca aktardı. Kısa bir reklam arası, dönüşte devam edeceğiz. Devam ediyoruz öyle bültenine. Pandemi nedeniyle son 2 yıldır online etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene tüm coşkusuyla sokaklara, salonlara, sahnelere taşınacak. NTV Kültür Sanat Servisi'nin hazırladığı etkinlik takvimiyle noktalıyoruz bülteni. Saat başında görüşmek üzere. ...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Galata Port İstanbul'da coşkuyla kutlanacak. Tüm gün ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklerde Galata Port İstanbul'un küçük misafirleri, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın Galata Port İstanbul özel konserinden açık hava kukla tiyatrosuna ve ahşap kulübe boyama etkinliğine kadar çeşitli aktivitelerle 23 Nisan sevincini yaşayacaklar.
Yapı Kredi Bomonti'da 23-24 Nisan'da World Çocuk Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Bando Show'dan müzik atölyesine, origamiden uçurtmaya birçok etkinliğin yer alacağı festival, çocuklar ve ailelerine 2 gün boyunca keyifli dakikalar yaşatacak. Atatürk Kültür Merkezi bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk ve Sanat Festivali kapsamında 23 Nisan'da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konserini çocuklarla buluşturacak. Çocuk, Sanat, Bilim, Eğlence Festivali bu yıl 3. kez Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek. 22-23-24 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan festival kapsamında Tan Sağtürk, Fadik Sevin Atasoy ve Varol Yaşaroğlu gibi ünlü isimler çocuklarla buluşacak. Festival tiyatro oyunları, sahne performansları, konser ve söyleşilerle renklenecek. Fişekhane, 23-24 Nisan'da Uçurtma Festivali ile çocuklara bayram keyfi yaşatacak. Ödüllü uçurtma sanatçısı Zahit Munga'nın düzenlediği atölyelerle çocuklar gökyüzünü kendi yaptıkları uçurtmalarla dolduracaklar. Buluşma Noktası konseptli 6.sı düzenlenen Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, 23 Nisan coşkusuna 5.000'in üzerinde çocuk ve gencin ürettiği projelerin yanı sıra vapurlarda akustik gösteriler, Kadıköy İskele ve Beşiktaş Barbaros meydanlarında konserlerle ortak olacak. Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun 50. yılı için özel olarak yazılan Peter Pan ve Var Olmayan Ülke müzikali premierini 23 Nisan'da Zorlu PSM'de yapacak. Koreografisini Beyhan Murphy'nin üstlendiği, J.M. Barrie'nin ölümsüz romanı Peter and Wendy'den uyarlanan eser, pek çok tiyatro oyununa ve filme ilham veren karakterleri yepyeni bir yorumla sahneye getirecek. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23 Nisan akşamı Çocuk Bayramı ve Ulusal Egemenlik Konseri gerçekleşecek. Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, Doğa Rutkay'ın anlatıcı olarak yer alacağı konserde genç piyanistler 13 yaşındaki Arya Su Gülenç ve 15 yaşındaki Can Saraca eşlik edecek. Sakıp Sabancı Müzesi 23-24 Nisan'da çevrim içi olarak çocuk şenliği gerçekleştirecek. Şenlikte çeşitli sanat atölyelerinin yanı sıra çocukların aileleriyle birlikte deneyimleyeceği karagöz gösterisi ve dans etkinliği yer alacak. Göz göze benzer. Ben karagöz değilim. Yorgulas Barış Çocuk Senfoni Orkestrası 23 Nisan'ı özel bir konserle kutlayacak. Orkestranın devlet sanatçısı Gülsin Onay'a eşlik edeceği konserde Mozart'ın eserlerinin yanı sıra Game of Thrones'tan Karayip Korsanları'na kadar popüler yapımların müzikleri seslendirilecek.